Sesli köşelerde Erhan Başyurt'un kaleme almış olduğu TR724'te yer alan Erdoğan'a hakaret ve kaçırılan taviz skandalı başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'nin doğusuna girme ısrarı telafisi güç krizlere doğru Türkiye'yi sürüklüyor. Gelişmeler baş döndürücü hızla ilerliyor. Ekseriyet Erdoğan'ı hedef alsa da Türk halkına ağır ekonomik ve siyasi faturalar çıkıyor. Tüm dünyada haber ve alay konusu olan Trump'ın 9 Ekim tarihinde Erdoğan'a gönderdiği mektup tam bir skandallar silsilesi. Trump, Türkiye'nin Suriye operasyonunun başladığı gün, çoğu kaynağa göre saat farkı nedeniyle savaş başladıktan sonra ulaştı. Erdoğan'a hitaben mektup kaleme aldı. Mektup, diplomatik teamüller ve nezaketten çok uzak, bir tehdit ve hakaret mektubu. Trump, Erdoğan'a 3 paragraflı kısa mektupta şöyle sesleniyor. Sayın Cumhurbaşkanı, gelin iyi bir anlaşma yapalım. Binlerce kişinin öldürülmesinden sorumlu tutulmak istemezsiniz. Ve biz de Türk ekonomisini mahvetmekten sorumlu olmak istemeyiz ve bunu yaparız. Size bunun bir örneğini Pastor Brunson olayında yaşatmıştım. Sorunlarınızın bazılarını çözmek için çok uğraştım. Dünyayı yüzüstü bırakmayın. Harika bir anlaşma yapabilirsiniz. General Mazlum sizinle müzakere etmek istiyor ve daha önce vermedikleri bazı ödünleri vermeye niyeti olduğunu söylüyor. Size güvenerek Mazlum Kobani'nin bana yazdığı elime yeni ulaşan mektubu da ekliyorum. Eğer bu işi doğru ve insani bir şekilde yaparsanız, tarih de sizi iyi yazar. Eğer iyi şeyler olmazsa, sizi sonsuza dek hep bir şeytan olarak görürler. Sert adamı oynama, aptallık etme, seni sonra arayacağım. Mektubun tercümesini BBC Türkçe servisinden aldım. Zira çok farklı çeviriler yapmak da mümkün. Mesela sert adamı oynama yerine kaba adamı oynama ya da kaba dayılık yapma demek de mümkün. Tek sayfada 3 kısa paragrafta 3 skandal ve mesaj var. Birincisi, Erdoğan'a açık hakaret var. Binlerce kişinin öldürülmesinden sorumlu tutulmak istemezsiniz. Doğru ve insani şekilde yaparsanız ve sert adamı oynama, aptallık yapma. Erdoğan, kendisini eleştiren kadın gazetecilere bile meydanlarda hakaret edip hedef gösterirken, aptallık etme diyen Trump'a bugüne kadar tek kelime etmedi, edemedi. Trump'la bu mektubu aldıktan sonra da telefonla konuştu, konuşabildi. Son olarak Trump'ın Türkiye ve YPG arasında arabuluculuk için gönderdiği heyeti, Sky News'e "Heyetle görüşmem, muhatabım Trump'tır" dediği halde dün kabul etti. İkincisi, Türkiye'ye açık tehdit var. Türk ekonomisini mahvetmekle açıktan tehdit ediyor, bunu yaparız diyor. Erdoğan'a Pastor Brunson'ı hatırlatıyor. O zaman yaşatmıştım diyor. Mektup, Pastor Brunson'ın Trump'ın ekonomik yaptırımına boyun eğerek serbest bırakıldığını, Türkiye'de bağımsız ve adil bir yargının olmadığının da teyidi. Erdoğan bu açıktan yazılı tehditlere de kendisine yapılan açık yazılı hakaret gibi sessiz kaldı, boyun eğdi. Kendi masum vatandaşlarını hukuksuzca cezalandırmak için kurt kesilen iktidar, güç ve tehdit karşısında kuzuya dönüyor. Üçüncüsü, operasyon batağa dönüşmeden Türkiye'nin istediklerini diplomasi yoluyla tavizle elde etme fırsatını kaçırdığını gösteriyor. Trump, diplomatik teamüllere aykırı şekilde vaadin bağlayıcı olması için kendisine gönderilen özel mektubun bir kopyasını da Erdoğan'a gönderiyor. Kanaatimce skandal mektubun en önemli kısmı bu. Ne var ki, kamuoyuna yansıyan tehdit ve hakaret ifadelerinin gerisinde kalıyor. Trump, YPG'nin müzakere etmek istediğini ve daha önce vermedikleri bazı ödünleri, tavizleri vermeye niyetli olduğunu söylüyor. Harika bir anlaşma yapabilirsiniz. General Mazlum sizinle müzakere etmek istiyor ve daha önce vermedikleri bazı ödünleri vermeye niyeti olduğunu söylüyor. Size güvenerek bana yazdığı elime yeni ulaşan mektubu da ekliyorum. Trump'ın General Mazlum dediği isim Suriye Demokratik Güçleri'nin komutanı. Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranıyor. PKK'nın Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı bir dönem üstlenmiş ve Suriye Savaşı sonrası bölgeye gönderilmiş. Gerçek adı Ferhat Abdirşahin, Afrin doğumlu. Öcalan Suriye'deyken 1990'larda karargahında idari işlerde görev almış biri. ABD uzun süredir Suriye'de SDG ile ortak konumundaydı. Binlerce ton silah yardımı SDG'ye yapıldı ve eğitim verildi. Mazlum Kobani, Trump'la direkt telefonla da görüşebilen bir isim.
İleride Irak'ın kuzeyinde olduğu gibi Suriye'nin kuzeyinde ikinci bir çekiç güç hikayesinin bu ilişkiden doğacağından şüphe yok. Türkiye'nin tüm bu süreçler boyunca seyirci kaldığını not edelim ve tekrar mektupta ortaya konulan daha önce vermedikleri tavizleri ifadesine dönelim. Türkiye bu teklifi ve oluşan barış yoluyla kazanma fırsatını elinin tersiyle iterek, savaşı tercih ederek, terör örgütüyle masaya oturmam diyerek kendini ve halkı kandırıyor. PKK ile Oslo'da ve İmralı'da Öcalan'la defalarca masaya oturdular. Hatta Kandil'in Oslo görüşmelerine direkt temsilci göndermesi için Erbil'e MİT tarafından özel uçak gönderildiği bile ortaya çıktı. Dahası terör örgütleriyle görüşme ve müzakereleri MİT müsteşarının ifadeye çağrılması üzerine suç olmaktan çıkaran yasa çıkardılar ve görevli olanlara dokunulmazlık getirdiler. İktidarın YPG hassasiyeti de aynı şekilde sonradan nükseden bir olay. Kobani'ye Barzani'nin ağır silahlarını Türkiye üzerinden şov yaparak göndermesine ve ağır silahları orada bırakmasına Türkiye izin verdi. Kobani'de yaralanan YPG milisleri Türkiye'de tedavi edildi. YPG'nin siyasi kanat sorumlusu Salih Müslim, Ankara'da kırmızı halıyla karşılandı, ağırlandı. Süleyman Şah Türbesi'nden Sanduk'a yine YPG desteğinde ortak operasyonla nakledildi ve YPG bölgesine izinle gömüldü. Türkiye son olarak ABD ile müşterek operasyonları da YPG bölgesinde, YPG'nin 12 kilometre çekilerek boşalttığı bölgelerde gerçekleştirdi. Sonuç olarak YPG taviz vermeye razı idiyse, ABD çekilmiş, Türkiye sınıra dayanmışken, yazılı bir taahhüt varken Türkiye bunu tek kurşun atmadan fırsata dönüştürmek ve kazanımlar elde etmek yerine savaşı tercih ettiyse, diplomasi yerine savaşı tercih ettiyse, ülkeyi bir batağa sürüklediyse bundan daha büyük bir skandal olmaz. Türkiye, General Mazlum'un Trump'a vaat ettiği tavizi içeren mektubu bir an önce yayınlamalı. Şayet taviz vaadi açık olduğu halde müzakere yerine savaş tercih edildiyse, sivil ve asker kayıpları verdiğimiz, bölgede sivillerin de hayatlarını kaybetmesine neden olduğumuz kanlı bir süreç tercih edildiyse bundan daha büyük skandal olmaz. Şayet taviz vaadi kat'i ve netse YPG ile ABD ilişkisini sınırımızda bitirelim derken YPG'liler bu kez de yıllarca PKK'nın hamiliğini yapan Esed yönetiminin kucağına itildilerse Türkiye artık Afrin ve İdlib'te bile tutunamayacaksa bundan daha büyük skandal olmaz. Türkiye kaba ve tek adama dayalı siyasetin dış politikayı iç politikaya malzeme yapma arayışının bir kez daha kurbanı oluyor. Gerginlik tırmandırma ve kriz büyütme siyaseti fırsat ayağı gelmişken diplomatik yoldan kazanca dönüştürülemedi ve ülke ekonomik ve siyasi bir batağa sürüklendiyse bundan daha büyük skandal olmaz diyor Erhan Başurt TR724'deki köşesinde.